Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince koton ip kullanıyorum. şişlerim de 3 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor. Artı 8 ilmek atıyoruz. E, modele elastik hazırlamadım. Bir sıra haroşa ördüm. Modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği de örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum ve bu örmeden aldığım ilmeği düz ilmeğimin üzerinden sola atıp kesiyorum. Artırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve örmeden aldığım ilmeği düz ilmeğin üzerinden sola atıp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra bu art, e, örmeden aldığım ilmeğimi düz ilmeğin üzerinden sola atıp kesiyorum. Evet 6 ilmeği ikişer ikişer kesmiş oldum. Burada 3 ilmeğim aralarda da 2 artırma ilmeğim var. Burada 3 ilmek eksilttik. O yüzden ipimi kendime doğru aldım. Bir artırma daha yapıp burayı yine 6 ilmeğe tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Sıradaki 5 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmeği düz ördüm. Devam ediyorum. 1 ilmeği örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği düz ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği düz ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Evet, 6 ilmeğimiz kaldı 3. Aralarda da artırmamız var. 2 4 5. İpi kendime doğru aldım. 1 ilmek doladım ve kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım ve ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Sıramı tamamladım. İkinci sıramı arka yüzde hepsini ters ördüm. İlmeklerin yeri belli oldu. Devam ediyorum. Modelin ön yüzünde üçüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada düz ilmeğim var. Bu düz ilmeği yine örmeden aldım. Artırma ilmeğimi de düz ördüm. Düz ilmeği artırma ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Artırmamı yaptım düz ilmeği örmeden aldım. Artırma ilmeğimi de düz ördüm. Düz ilmeğimi artırma ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Artırmamı yaptım. Düz ilmeği örmeden aldım. Artırma ilmeğimi de düz ördüm. Düz ilmeği artırma ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. İpi kendime doğru aldım. Bakın burada başta artırma yapmadım sonunda yapıyorum. Yine ilmek sayım 6. Artırmamı yaptım. Aradaki 5 ters ilmeği örüyorum. 3 4 ve 5. Arada 5 ilmek ters ördüm. Devam ediyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Artırma ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeği yine Artırma ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Artırmamı yaptım, örmeden aldım. Artırma ilmeğimi de düz örüp, daha sonra düz ilmeğimi artırma ilmeğin üzerinden atarak kestim. Artırmamı yaptım, düz ilmeği örmeden aldım, artırma ilmeğimi de düz ördüm ve düz ilmeğimi de yine örmeden aldığım ilmeği artırma ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. İpi kendime doğru aldım. Bir kez doladım. Artırma yaptım. Ve kenar ilmeğimi de ters örüp 3. sıramı da tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Bu örgüde arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde beşinci sırasındayım. Şöyle bir göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeği yine örmeden alıyorum. arttırma ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra bu düz örmeden aldığım ilmeği artırma ilmeğin üzerinden sola atıp kestim artırmamı yaptım düz ilmeği örmeden aldım artırma ilmeğimi düz ördüm daha sonra örmeden aldım düz ilmeği artırma ilmeğin üzerinden sola atıp kestim artırmamı yaptım düz ilmeği örmeden aldım artırma ilmeğimi de düz ördüm daha sonra ilmeğimi düz ilmeğimi üzerinden atarak sola atarak kestim. İpi kendime doğru aldım, şişime bir kez doladım ve aradaki 5 ters ilmeği örüyorum. 2 3 4 5 Aradaki 5 ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. 6 sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet, 6. sıramı da tamamladım. Evet, şimdi modeli kaydırarak devam ediyorum. Modelin ön yüzünde 7. sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 5 ilmeği, bu ajurların üzerindeki 5 ilmeği ters örüyorum. 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada başta artırma yapmamıştım. Buradaki ajurları yaparken. Şimdi artırmamı başta yapıyorum. Buradaki iki ilmeğimi yandan batarak düz örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. İki ilmeği yandan batarak düz örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. İki ilmeği yandan batarak düz örüp kesiyorum. Altı ilmeğimi bu şekilde kesmiş oldum. Aralarda da artırmamı yaparak yine burada 6 ilmeğimiz var. İpi kendime doğru aldım. Dediğim gibi sonunda artırma yapmıyoruz. Sıradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, kenar ilmeği ile 7 ilmeği de ters ördüm sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde 8. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım ve dediğim gibi arka yüzde ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Evet, 8. sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Bakın ilmeklerimiz yine belli oldu devam ediyorum. 9. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. Ve sıradaki 5 ilmeği ters örüyorum. Beş ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. Artırmamı yaptım. Burada bakın artırma ilmeğim önde düz ilmeğim arkada düz ilmekten batarak iki ilmeği birlikte yandan batıp düz örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. İki ilmeği yandan batarak düz örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. İki ilmeği yandan batarak düz örüp kesiyorum ipi kendime doğru aldım sonunda artırma yapmıyorum ve ters ilmeklerimi örüyorum 2 3 4 5 6 kenar ilmeği ile 7 ters ilmek örüp sıramı tamamlıyorum şimdi modelin arka yüzünde 10. sırasındayım Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipi kendime doğru aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. 10. sırayı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde 11. sırasındayım. Devam ediyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. Burada 5 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Şişime bir kez doladım. 2 ilmeği düz örüp kestim. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği düz örüp kestim. Artırmamı yaptım. 2 ilmeği düz örüp kestim. Evet burada 3 ilmek keserken 3 de arttırma yapmış oldum. Sonunda arttırma yapmıyorum. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ters ördüm. Tekrar göstereyim. Şimdi modelin arka yüzünde 12. ve son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Evet 12. sıramı da tamamladım. Şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Modeli bir kez göstermiş anlatmış oldum. Şimdi modeli ikiye kurduğumuz zaman yine en başta nasıl başladıysak o şekilde başlıyoruz. Bir örnek gösterip videomu tamamlayayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bakın artırmamı yapmıyorum bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra bu örmeden aldığım ilmeği düz ördüğüm ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği düz ördüğüm ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Burada başta artırma yapmadım. İpi kendime doğru aldım. Artırmamı yaptım. Daha sonra sıradaki 5 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm ipi arkaya attım yine bakın burada artırma yapmıyorum başında bir ilmek örmeden aldım bir ilmek düz ördüm örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden sola atıp kestim artırmamı yaptım bir ilmek örmeden aldım bir ilmek düz ördüm daha sonra örmeden aldığım ilmeği düz ilmeğin üzerinden sola atıp kestim artırmamı yaptım bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği düz ilmeğin üzerinden sola atıp kestim. Burada iki artırmam var. İpi kendime doğru aldım. Bir kez daha artırdım. Üç. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Yani şurada ilk sırayı kurmuş oldum. Modelimiz bu şekilde. Arka yüzde sadece ters örgü. Çok kolay bir model arkadaşlar. Şimdi de modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Şöyle yapayım daha iyi anlaşılsın. Ben koton ipli ördüm. Siz tabi istediğiniz iple örebilirsiniz. İsterseniz altına lastik de örebilirsiniz. Yine haroşadan oluşan bir lastik ya da sizin beğendiğiniz ikisine duyar arkadaşlar. Burada düz ilmek de var, haroşa da var. Hangisinden isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Uyumlu olur. Evet modelimiz böyleydi. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.